Can karşı karşıya oturmuşam. Hacı Gani. Cemalzade. Cavazı necəsiz? Sağ olun. Yazıcı. Sağ olun. Qazi. Evet. Əhval ruhiyyəniz necədir? Yaxşıdır. Allah çox şükür. Yaza yaza. Kitabları yaza yaza. Əsərləri yaza yaza. Romanları. Qocaldız ha hacı. Qocalmaq lazımdır. Cavan ölməkdən yaxşıdır da İndi neçə qocalmaq yaşınız yaxşıdır. var hacı? 68 olacaq. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah günün olsun. Ama 15 kitabınız var, 13. 13 kitabım var. Niye bu Evet. kadar kitabı yazmışsınız? Keyfim böyle istirdi, yazırdım da. Öz keyfime yazmışım. Durdan hacı, nedir? Bak bu sizi ne? Siz iktisatçı mühendissiniz. Evet. Niye göre bak bu kadar kitaplar yazmışsınız? Kitapları okuyan yoktu olsun. Yok, bilsiz ben bedi nesrine bütün ömrü boyu meşgul olmuşum. Ki onu okudular, okumadılar. Biz borcumuzdu yazma. Yani Celil Mehmet Gulzade deyirdi ki, ben sözü o keslere deyirəm ki, mənliyirlər. Bunlar ise kaçıp gedirlər hamama, ne bileyim, horoz döyüştürmeye, it döyüştürmeye. Yani Celil Mehmet Gulzade da 100 yıl bundan kaba o sözü deyirdi. Biz de onu deyirik ki, hiç kim bizi eşitmir, hiç kim bizi dinlemir, hiç kim bizi okumur. Hiç okuyan yoktu sizin kitapları. Okuyan var, çoxdur Ama özde. tela. Ama bir tezat var ki, bizde okuma prosesi çok maraqlı bir prosesdir. Yani əhalinin büyük bir ekseriyeti kitap okumağı tercih ettiğine göre onlar okuduğunu kıymetlendirebilmeler. Bəs gənclər necə? Gənclər oxuyur, sizi tanıyır. Gençler bizi tanıyır ama gençleri bizi dinlemeye hevesleri yoktu. Onları internet maraqlandırır. Onları audio kitablar, video kitablar maraqlandırır ve onların özünde bir çatışmamazlık var. Nedir o çatışmamazlık? Onlar hezmeleyebilmirler okuduğular. Hacı bəlkə elə bir əsər yazasız ki, gənclər onu oxusun. Yakın öyle bir eser olacak. Bu günleri mesela çünkü ben ülkeden azar cavan neslin köçmeyini, kaçmağını yazmak istiyorum. Yani o bizim genofondumuzdu ya. Hemen o genofond bugün özde gedende mene öyle gelir ki sereştelliler, ağıllılar, derrakeliler gelir. Yani bunlar yol tapıp eğer haricde yaşayabilirlerse demeli serişteli de ağıllıdır, derrakeli. Hemen insanların itirilmesi Azerbaycan'a çok büyük ziyanlar getirecek. Mes onu ben bu saat ifade eylemek istedim bir romanımda. Hacı, bu kitabları neyle neşir edirsiniz? Pulunuz var. Allah Teala yetirir. Allah Teala yetirir. Belediyede deyək de təqaüdümdə istifadə Mən olunur, bilirəm də işte başka pensiya, şey. qocalıq Yo, pensiyasıdır. ancaq qocalıq pensiyasıyla kitap çap eləmək Kitabı olmaz. çap edirsiniz. Çünkü pensiya o kadar cüzidir ki, onunla kitap çap eləmək Onda olmaz. oxuyan olmur. Bəli. Yo, Oxumurlar. yo, okuyorlar, Az yine. oxuyurlar. Ha, az okuyorlar. Bu günleri kitap varyant, yani yazanların sayı həddən artıq çox olduğuna göre, mesela çünkü dedesinden yazır, babasından yazır kitap adıyla da, yahut bukletinden hazırlayır. Bu kitabların çox olması ona getirip çıxarır ki, fərqli bir kitap olanda onu da oxumurlar. Yazıçılar Birliğimiz var. Niye size kömək etmir, maliyyə ayırmır ki? Yazılar bir kime kömək edeyim ki? Size hiç kömək Yok arada. Beni ancak bir defa prezident təqaüdünə təqdim eləmişler. Prezident təqaüdünü verirler. Bir il müddətində verilir. Edebiyat təqaüdü de o. Hə. Verildi ve onu biz aldı, yedi, xərclədik de. Ama ben bir defa eşittim ki size maliyyə ayırıblar iki kitabınızın nəşri Ben. üçün. Yok, maliye ayrı diyende ki kitabın neşri için hiç maliye ayırmıyor bize. Sadece olarak ben çıkarttığım kitapların hardasa ekseriyetini Azerbaycan kitapxana kolektörü var. Orada təqdim edirsən 50 eksemplar, 50 nüsxə, 100 nüsxə təqdim edirsən, onlar o vəsaiti sənin hesaba köçürdürlər və doğrudan da bir xeyli kömək eləyir o. Hacı, eğer təqaüdünə, qocalıq təqaüdünə, pensiyasına kitap nəşr etdirəcəksiniz, mən düşünürəm ki, hiç yazmayasınız. Elbette. Gidin o pulu aparın daha maraqlı yerlərə Yok, bizim istifadə edin. maraqlı bir şey var ki, bu günleri 60 il, 50 il, 60 il kitap yazırsan, bu günleri sen ona deyirsən ki, daha yazma. Daha bədii nəsrinə məşğul olma. Oxuyan yoxdur axı. Yok. Oxumurlar. Onsuz ben yeniden dedim de Cəlil Məmməd Gulzadənin dövründə de hiç kim oxurdu. Deyir,
Molla Nəsrəddini heç kim oxumur. O da o şikayətlənirdi. Bu şikayət deməli bir əbədi şikayətdir. İndi bu günləri siz gənclərə dəyər verirsiniz, yoxsa sizi oxuyan, bəzi oxuyanlar vardı, oxucular. Siz bunlardan hansını daha çox sevirsiniz? Gənclər mütləq oxuyacaqlar bizi. Mütləq oxuyacaq. Sa belə bir umud var da. Aha. Ha, mütləq Hacı. oxuyacaq. Bu günləri, məsəl üçün, mən özümün 15 cildliyimi çapa hazırlayıram. Onun 11 cildi məndə tam demək olar ki, hazırdır. Hətta korrekturasına hazırlanıb. Hacı. Bu günləri belə bir umud var ki, gələcək nəsil üzünü bizə tərəf çevirəcək. Hacı. Gənclər daha çox harada seks var, onlar oradadır. Erotika var, oradadılar. Belki seksten bir Kitab yazım kitap seksdir. yazın. Elbette yazmalı olar. Ama bir şey size dedim. Bir de Mən inanırım ki, siz ne kadar oxucunuz olacak, yok, şikayetlenmeyeceksiniz. maraqlı nedir? Maraqlı nedir? Seksten yazmak olar. Erotik kitablar da yazmak olar. Ama biz ona hazır değildi. Biz ona özümüzü hazırlamamışız yaxı. Biz daha ciddi yazılar. Ben bu günleri dedim de bizim cavanlarımız hakkında ve onların gedmeleri hakkında, yani ülkeden kaçmaları hakkında kitap yazıram. Ve bundan qabaq da benim mesela çünkü 100 yıl tənhal Hacı, sözünüzü kəsirəm. Yəni, buyurun. nəzərdə tutunuz seks gənclər üçün kitab yazacaqsınız, roman, hikaye falan, ya yox. Çünkü sağollaşırıq. Yo, ben size bu sözü verebilmem çünkü benim təbim başkadır. Hacı, teşekkür. Sağ olun, Bizim sağ olun. yeniden görüşümüz olacak. Sağ ol, İnşallah, sağ ol. inşallah.